Intercooler sistemi bazı araçlarda var, bazı araçlarda yok. Nedenini hiç merak ettiniz mi? Özellikle dizel araçlarda sık görüyoruz. O zaman dizelle alakalı bir şey. Dizel için gerekli bir şey diye düşünebilirsiniz. Ama eski nesil dizellerde intercooler yok. Yani bunun dizelle de bir bağlantısı yok. Ayrıca bazı benzinli motorlarda da kullanılıyor. Bu videomuzda intercooler nedir, ne işe yarar? İlk olarak bunu anlatacağız. Bunu anlattıktan sonra da özellikle intercooler'ın arızası durumunda ortaya çıkabilecek belirtiler ve sizin bunu nasıl anlayabileceğinizden bahsedeceğiz. Sizi fazla bekletmeyelim, videomuza başlayalım. İlk olarak intercooler ne işe yarar sorusunu cevaplayalım. Intercooler motor için alınan havanın soğutulmasını sağlar. Peki dışarıdaki hava yazın ya da kışın, örneğin yaz ayında 30 derecelik bir hava, kış ayında -20'lik bir hava içeri alınıyor. Bu havalar yeterince soğuk değil mi? Neden biz bu havaları soğutmaya gerek duyuyoruz? Ya da niye bazı araçlarda gerek duyulurken bazı araçlarda gerek duyulmuyor? Bunu da şöyle anlatabilirim size. Normalde her araç için dışarıdan alınan havanın sıcaklığı bir nebze yeterlidir. Araçlarda turbo beslemesi işin içine girdiği zaman dışarıdan alınan hava sıkıştırılarak motor içerisine iletilir. Turbo bilindiği gibi egzozdan aldığı dönüş kuvvetiyle dışarıdaki havayı basınçlı bir şekilde motor içerisine gönderir. Fizikte şöyle bir durum vardır. Atmosfer basıncı 1 bar olarak ifade edilir. 1 barlık havayı alır, sıkıştırarak motor içerisine 1 bardan daha yüksek bir basınçla gönderilir. Ve sıkıştırılan her şey de ısınır. Bunu hepimiz deneyimlemişizdir aslında. Bisiklet pompası. Hepimiz çocukken bir bisiklet tekeri şişirmişizdir diye düşünüyorum. Bisiklet pompasıyla bir teker şişirdiğinizde pompanın ucu, pompanın altı, hava bastığımız ortamın ucu sıcaklaşacaktır, ısınacaktır. Bunun nedeni havayı sıkıştırdığımız zaman havanın ısınmasıdır. Araçlarda turbo sistemi olduğunda aynı durum, bisiklete hava bastığınız durum araçlarda yaşanır. Motor içine alınan hava atmosfer basıncı olan 1 bardan daha yüksek bir basınçla motorun içerisinde gönderilir ve sıkışan havada ısınır. Bu ısınan havada ateşleme zamanlamasını etkileyecektir. Bu etki de aracın stabil çalışmasını bozar. Bu yüzden de turbo beslemeli araçlarda içeri alınan hava turbo sıkıştırdıktan sonra havayı turbo ve emme manifoldu arasında bir yol oluşturulur ve bu yolun arasına da intercooler parçası eklenerek içeri alınan basınçla ısınan hava soğutularak soğuk bir şekilde motor içerisine gönderilir. Yani intercooler'ın amacı, çalışma şekli budur diyebilirim. Bir de bunun arızalarından bahsedelim size. Şimdi bu sistemin çalışmadığında ortaya çıkacak arızalardan ve belirtilerden bahsedelim. İlk olarak intercooler sistemi düzgün çalışmadığında ortaya çıkacak belirtilerden, daha sonra noktasal olarak arızalardan bahsedeceğiz. Noktasaldan kastım da şu: örneğin intercooler'ın giriş çıkış hortumlarında bir delinme olması, intercooler'ın içerisinde yağlanma olması gibi gibi, bu örnekleri çoğaltacağım. Öncelikle içeriye eğer basınçla sıcak bir hava alınırsa araçta vuruntuya neden olacaktır. Erken ateşlemeye neden olacaktır. Dizel motorlar bilindiği gibi sıkıştırmayla çalışan bir motor tipi. Ateşleme yok benzinli motorlarda olduğu gibi. O yüzden bu etki dizel motorlarda daha fazla olacaktır. İçeriye sıcak hava alınmaya başladığı zaman motor gereğinden erken ateşlemeye, bu da bir silindirin tam olarak yukarıya kalkmadan geri itilmesi de aracın sarsıntılı ve vuruntulu olarak çalışmasına neden olacaktır. Bu durum özellikle devirlenmede, ani gaz vermelerde daha çok hissedilir olacaktır. Çünkü rolantide ve belli bir devire kadar atmosfer basıncıyla turbonun ürettiği basınç birbirine eşittir ve yağ çok yakındır. O yüzden bu etki hissedilmez olacaktır. Ama ani devirlenmelerde turbonun basınç ürettiği durumlarda, havanın sıcak alındığı, yani basıncın, atmosfer basıncının üzerine çıktığı durumlarda bu etki daha belirgin olacaktır. Tabii bu anlattığımız belirtiler intercooler sisteminin çalışmadığında ortaya çıkacak belirtiler, yani intercooler arıza belirtileri. Şimdi intercooler arızası nasıl anlaşılır, onlardan bahsedelim. Intercooler'da en sık gördüğümüz şey giriş ya da çıkış hortumlarında delinme, yırtınma ya da intercooler biliyorsunuz araç tamponunun alt kısımlarında genellikle ya da sağ ya da sol köşe kısımlarında konumlandırılabiliyor. Bu yüzden de alttan alınan darbeler, minik hasarlar, ufak bir yere çarptınız, hiçbir şey yok zannettiniz ama intercooler'ın hortumundan birini ya da bağlantı ayağını kırmış olabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarla intercooler hasarı, yani fiziksel bir hasar ya da basınç nedeniyle hortum ve borularda çatlak yırtılma sık görülen intercooler arıza çeşitlerinden biri. Bu gibi durumlarda genellikle ilk olarak ortaya ses çıkacaktır. Çünkü basınçlı hava kırık ya da çatlak patlak olan yerden dışarıya doğru çok belirgin, yüksek,
farklı bir ses çıkaracak, devirle artan bir ses. Bunu zaten dışarıdan ve araç içerisinden rahatlıkla duyabileceksiniz. En bariz belirtisi basınç kaybı ve ses sorunlarının ortaya çıkması. Bu tarz arızalarda turbo verimi büyük miktarda düşer. Çünkü turbonun ürettiği basınç sistem içerisinden bir kaçak noktadan dışarıya atılacak ve basınç kaybı yaşayacaksınız. Turbonun amacı zaten basınç. Bu yüzden turbo verimliliği düşecek. Bu tarz durumlarda araç çekişi belirgin ölçüde azalacaktır. Turbonun içinin yağlanma konusu var. Özellikle turbo milinden yağ kaçakları durumunda bilindiği gibi turbo mili çok yüksek devirlerde çalışıyor. İçerisindeki bu mil sürekli motor yağımızla yağ pompasından aldığı basınçla sürekli motor yağı bu kısmı yağlıyor. Bu kısımdan eğer turbo içerisinde bir yağ kaçağı olması durumunda bu yağ havanın içerisine karışarak tüm intercooler sistemini yağlayabiliyor. Bu durumda da soğutma verimi düşüyor. Bunu şöyle anlatalım. Intercooler'ın alüminyum yüzeyi ve hava. Hava direkt olarak alüminyum yüzeyin çeperlerine değdiği zaman soğumasıyla alüminyum yüzey ve havanın arasında bir yağ katmanı girdiğinde soğutma değerleri birbirinden farklı olacaktır. Yani intercooler'ın içi yağlandığı zaman sökülüp temizlendirilmesi, radyatör tamircileri bunu çok iyi yapabiliyor. Burada da bir nokta koymak istiyorum. İnanın her şeyi sök at. Kanalımızı açtığımızdan bu yana her şeyin minimum tamirinden bahsetmeye çalışıyoruz. Intercooler'da yağlanma problemi varsa intercooler değişmesine gerek yok. Çok güzel temizlenebiliyor. Herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Dipnot olarak araya da bunu eklemek istedim. Bu tarz bir durum varsa soğutma verimi düşeceği için başta söylediğimiz intercooler arızası durumunda ortaya çıkabilecek sorunlar aracınızda görülmeye başlanacaktır diyebiliriz. Ayrıca herhangi bir arıza olması durumunda hava akış metremiz, manifold basınç ölçer, MAP sensörümüz sistem içerisinde bir basınç kaybı olduğunu tespit ederek motor kontrol ünitesine bildirecek. Motor kontrol ünitesi de bunu bir arıza olarak algılayarak araçta motor arızalanmasının yanmasına neden olacaktır. Yani intercooler arızanız varsa aracınızda motor arızalanmasının yanması kaçınılmaz olacaktır diyebilirim. Harici ses ve bu tarz sorunlara ek olarak yine videoda bahsettiğimiz gibi çekiş düşüklüğü, turbo devreye girmesine rağmen hantallık, kalkışlarda ve rampada zorlanma yaşayabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, bizlere destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.